Evet, test 4, kazanım 3. Birinci soru. Bireylerin sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmı gönüllü olarak hayır işlerine ya da kamu yararına harcaması amacıyla bağışlamasına biz vakıf diyoruz arkadaşlar. Bunlar vakıf topraklarından da karşılanıyor zaten. Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu ya da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ki bu duruma yani kamu yararına harcanması amacıyla bağış yapılmasına vakıf diyoruz. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz 4 tane öğrenci ifadesi var. Öğrencilerden hangisi vakıfların toplum hayatına sağladığı katkılara yanlış örnek vermiştir? Toplumda birlik ve beraberlik katkı sağlamıştır. Doğru. Devlet toplum kaynaşmasına katkı sağlamıştır. Doğru. Devletin vergi gelirini arttırarak halkın yönetime katılmasını sağlamıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Bunlar hayır işlerine harcandığı için devletin vergi gelirlerini arttırmaz ve halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İnsanlar arasında din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın içerisinde yardım etmişlerdir. Doğru. Ayşegül yanlış örnek verdiği için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz Türkiye Selçukluları döneminde Kayseri, Sivas, Konya, Çankırı, Divriği, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta hastaneler yapılmış ve hastaların tedavilerinin yapılması için vakıflar kurulmuştur. Böylece vakıf eserleri giderek çoğalmıştır diyor. Bu durum Anadolu'nun bayındır hale gelmesine yani bina yapılıyorsa, hastane yapılıyorsa bayındırlık çalışmasıdır. Bu doğrudur. Şehirleşme hızlanır. Doğrudur. Mimar sayısının artar arkadaşlar, azalmaz. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış, bir ve ikinci öncül doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz erozyon ve çölleşme ile mücadele etmek amacıyla ağaçlandırma faaliyetleri yürütür. İklim değişikliği ve doğal varlıkların koruması ile ilgili araştırmalar yapar. Arkadaşlar bu çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşumuzun adı TEMA'dır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz Osmanlı Devleti'nde ülkenin her tarafında bulunan Darüşşifa, Bimarhane, Darüsseha gibi kurumlar giderleri ve personel ücretleri vakıflarca karşılanmıştır. Temizlenmesi için vakıflar kurulmuştur. Verilen bilgilere göre vakıfların aşağıdaki alanların hangisinde faaliyet yürüttüğü söylenebilir? Darüsseha, Darüşşifa arkadaşlar sağlık alanıyla ilgili olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu dönemdeki Darüşşifalara hastanelere Darüşşifa adı veriliyor. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşabiliriz. Evet, 6. sorumuz Türk İslam Devletleri'nde vakıflar aracılığıyla halka ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleri verilmiş. Gelirleri vakıflara ayrılan toprakları vakıfların yaptığı sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin yaygınlaşması amaçlanmıştır. Bu durum arkadaşlar sosyal devlet ilkesiyle ilgili olduğu için birinci öncülümüz doğrudur. Tabi bu da yine yardımlaşma duygusunu geliştirir. Çünkü yardımlaşma faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır ifadesi. Üçüncü öncül doğrular. Ama halkın tüm ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı söz konusu değildir. Vurgulanmadığı için C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, 7. sorumuz Osmanlı Devleti'nde hükümdar anneleri ve eşleri, hükümdar ailesine mensup kişiler ve devlet adamları birçok vakıf kurmuşlardır. Gelirleri hayır işlerine ayrılan vakıf topraklarının bulunması ise cami, çeşme, köprü ve külliye gibi birçok binanın yapının inşa edilmesine yol açmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılar hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Tabi burada vakıflara maddi destek sağlandığını söyleyebiliriz arkadaşlar vakıf kurdukları için doğrudur. Diğer taraftan köprü, çeşme, cami inşa etmeleri bayındırlık faaliyetiyle ilgili olduğu için B seçeneğimiz doğrudur. Bayındırlık faaliyeti yürüttüğünü söyleyebiliriz. Devlet yönetiminin yardımlaşma duygusuyla hareket ettiği, burada devlet yöneticilerin vakıflar kurmaları, devlet yönetiminin yardımlaşma duygusuyla hareket ettiğini gösterir. Ama vakıfların ekonomik çıkar sağladığına ulaşamayız. Çünkü hayır işleriyle ve yardımlaşma duygusuyla kuruldukları için C seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 8. sorumuz Türk İslam Devletleri'nde ibadet, eğitim, sağlık ve kültürel alanda insanlar tarafından kullanılan birçok yapı vakıflar tarafından oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar aracılığıyla yapıldığı söylenemez. Cami, Darüşşifa, medrese vakıflar tarafından yapılıyor ama köşklerin vakıflar tarafından yapıldığını söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 9. sorumuz buna göre vakıf çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin ilke edinildiği söylenemez. Bireylerin sahip oldukları servet ve gelirin bir kısmının gönüllü olarak hayır işlerine ya da kamu yararına harcaması amacıyla bağışlamasına vakıf kavramını ortaya çıkarmıştır diyor. Burada gönüllülük söz konusu. İnsanlar günümüzde olduğu gibi geçmişte de sosyal yardımlaşmaya önem vermiştir. Dayanışma söz konusu. Ve bu doğrultuda vakıflar ortaya çıkmıştır. Vakıfların olduğu yerde işbirliği de söz konusu ama ekonomik kazancın söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 10. sorumuz vakıflar tablo verilen çalışmayla ilgili oldukları alanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Kale yapmaları, top dökümhane yapmaları, askeri alanla ilgili, mektep, medrese yapmaları, eğitim alanıyla ilgili, bazı hayır sahipleri kurdukları vakıflara görevli tutuyor. Yine vakıf gelirleri gaz lambası ve yağ alarak sokakları aydınlatıyordu.
Sokakları aydınlatmaları arkadaşlar sosyal alanla ilgili olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.